Merhaba, bugün size yılbaşı kaktüslerinin çiçek açmamasının iki önemli sebebini anlatmak istiyorum. Eğer sizin de yılbaşı kaktüsünüz bugüne kadar hiç çiçek açmadıysa, açtıramadıysanız muhtemelen bu iki sebep yüzündendir. Bildiğiniz gibi yılbaşı kaktüsleri orijinal olarak Brezilya'nın yağmur ormanlarından geliyor. Son derece rutubetli, işte yağmurlu bir ortama alışkın bitkiler. Yine epifik dediğimiz türlerden, aslında ismi kaktüs ama normal kaktüslerden birazcık daha farklı. Epifik dediğimiz türlerden, yani ağaçlara ve kayalara yapışık olarak yaşıyorlar ve iyi huylu çiçekler. İşte çiçeklerinde iyi huylusu, iyisi, kötüsü, her türlüsü var. Düşmanı var, dostu var. İnanmak zor ama öyle. Şimdi yılbaşı kaktüsleriniz hiç bugüne kadar çiçek açmadıysa bunun ilk sebebi toprağınızın kumlu olmasıdır. Şimdi bu aslında yanlış bir bilgi, toprağın içine kum karıştırılması. Çünkü araştırdığınız zaman ister Türkçe ister yabancı kaynaklardan araştırın, göreceksiniz ki yılbaşı kaktüslerinin içine işte 3'te 2 oranında normal saksı toprağı, 3'te 1 oranında da kum konulması tavsiye edilebilir. Yani koyabilirsiniz. Ancak bugüne kadar birçok video yaptım. Aşağı yukarı 200'e yakın video yaptım. Bu videoların birçoğunu seyrettiyseniz topraktan oldukça fazla bahsettim ama hiçbir şekilde toprağın içine kum konulmasını bugüne kadar tavsiye etmedim. Şimdi toprağın içinde kum kullanılabilir esasında. Kum kullanıldığında çiçek açan bazı çiçekler de var, sebzeler de var. Ama ben kendim şahsen hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü kum bugün dünyada bulunan en önemli iki elementten bir tanesi. İşte kumun iyisi kötüsü yok. Kalitelisi kalitesizi de yok. Kum her yerde aynı. O minik kuvars kristallerinden oluşuyor. Ve toprağın içine kum karıştırdığınız zaman toprağın içindeki bitkiler çok hızlı bir şekilde ölüyorlar. Şöyle ki mesela şimdi toprağın içine diyelim ki kumu karıştırdınız ve suyu buradan verdiniz. Normalde toprak suyu tutuyor. Suyu tuttuğu için su yavaş yavaş aşağıya akıyor ve toprağın içindeki vitamin ve mineraller hala içeride kalıyorlar. Ve çiçek büyümesi için bu vitaminlere ihtiyacı var. Aynı insanlar gibi. Ama kum öyle değil. Kumun içindeki o minik kristallerin içinden su hızlı bir şekilde aşağı iniyor ve o vitamin ve mineraller de kumla birlikte akıp gidiyorlar. Yani normal bir toprak eğer bir yılda eskiyorsa, eğer kum karıştırılmışsa o toprağın içine, o toprak belki de 3 ayda eskiyecek. Yine solucanlarla ilgili yanlış bilinen, işte solucanların bitki köklerini yemesiyle ilgili söylentinin sebebi de bu. Topraklar, kumlu toprakların içindeki solucanlar açlıktan ölüyorlar. Yani aslında bitkinin köklerine saldırmıyorlar, sadece açlıktan ölüyorlar. Dediğim gibi ben kuma oldukça karşıyım. Hani kullanılabilir ama eğer başka alternatifiniz varsa bence kullanmayın fazla kumlu topraklar. Eğer yılbaşı kaktüsünüzün toprağında kum varsa toprağınız büyük bir ihtimalle vitaminsiz kalmıştır. Çiçeklerinizin kökleri vitaminsiz kalmıştır ve o yüzden de açmıyordur. Aslında yılbaşı kaktüsü için çok sık saksı değişimi tavsiye edilmez. Ben de etmiyorum. Ama toprağın üzerini kızıyarak üzerine temiz ve taze bir toprak koyabilirsiniz. Ya da toprağın tamamını değiştirebilirsiniz ki bu çok daha iyi bir yol. Eğer toprağı normal bir sıradan saksı toprağıyla değiştirirseniz, içine de bir iki tane solucan koyarsanız yılbaşı kaktüsünüz açmaya başlayacaktır. Bu birinci sebep. İkinci sebep, eğer bugüne kadar açmadıysa ve özellikle de yılbaşı kaktüsünüzü çiçekçiden ya da çiçek satan bir yerden değil de arkadaşınızdan alarak çoğalttıysanız o da açmayacaktır. Çünkü yılbaşı kaktüslerine karanlık terapisi dediğimiz bir terapi gerekiyor. Yani bunun anlamı şu: yılbaşı kaktüsleri normalde 12 ile 17 derece arasında bir sıcaklıkta yetişiyorlar. Yani tamamen bir sonbahar bitkisi. 17 derecenin üstünü zaten pek tolere edemiyorlar. Ve günler kısalıp geceler uzadığında, yani günler artık iyice kısaldığında onlar yeniden tomurcuklanmaya başlıyorlar.
Ve bu dönem geldiğinde, yani sonbahar geldiğinde çiçeklerinizi, yılbaşı kaktüslerinizi karanlık bir odaya almanız gerekiyor. Mesela tuvalete koyabilirsiniz. Tuvalet neredeyse evin en karanlık yerlerinden bir tanesi. Hava kararsa da, yani hava kararmadan önce de oraya koyabilirsiniz. Mesela saat akşam üzeri 4'te koyarsanız. Ama tabii bu arada bütün bir gece boyunca hiç kimsenin tuvalete de girmemesi gerekiyor. O da ayrı bir konu. Akşam üzeri 4'te koyarsanız ve sabah 7'ye kadar tuvalet son derece karanlık bir şekilde işte 14 saat hiç ışık almadan çiçek o karanlığın içinde kalırsa ve bu terapiyi uygularsanız yılbaşı kaktüsleriniz şahane bir şekilde açacaklardır. Çünkü yılbaşı kaktüslerinizin böyle açabilmesi için karanlık terapisine ihtiyacı var. Eğer bu karanlık terapisini yaparsanız yılbaşı çiçeğiniz de mutlaka çok güzel bir şekilde açacaktır. Yılbaşı kaktüsleri normalde 100 yıl yaşıyorlar. O kadar uzun bir yaşam süreleri var. Eğer bu iki şartı sağlarsanız, yani yılbaşı kaktüslerinize karanlık terapisi uygularsanız ve toprağının içinde de kum olmamasına özen gösterirseniz bir sonraki sezonda mutlaka yılbaşı kaktüsleriniz açacaktır. Bunun dışında yapacağınız hiçbir şeyin ben işe yarayacağını zannetmiyorum. Hiç boşuna değişik şeyler uygulayarak yılbaşı kaktüslerinizi açmaya çalışmayın. Ya da işte değişik ev yapımı gübreler koyarak işte onu açtırmaya çalışmayın. Ancak yılbaşı kaktüsü yine de gübreden hoşlanıyor. Eğer illaki bir gübre kullanmak istiyorsanız kahve gübresini kullanabilirsiniz. Ama o tomurcuklanma döneminde, yani bütün bu şartları yerine getirdikten sonra işte yılbaşı kaktüsünüze birazcık kahve gübresi verebilirsiniz ayda bir kere. Ve en son olarak asla fazla sulamayın. Eğer fazla sularsanız yılbaşı kaktüslerinizin kökleri çürüyecektir. Zaten bir ilkbahar ve sonbahar bitkisi diyelim ama daha da çok sonbahar bitkisi. Özellikle de sonbaharda açıyor. Kışa doğru çiçek daha bol çiçekleniyor. Ama tabii bu her zaman da böyle değil. Bazen onlar da mevsimleri şaşırıp değişik zamanlarda açabiliyorlar. Bu konuda sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa cevaplamak isterim ya da söylemek istedikleriniz varsa onları da dinlemeyi çok arzu ederim. Şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.